tabaka sadece törpüleneceğim. Kalanları da farklı çıkartacağım. Üst tabakı çıkartıyorum. Ancak cihazınız yoksa bu şekilde törpüyle 180 sertlikle bu şekilde tapka atı çıkartabilirsiniz. Cihaz varsa cihazla, cihaz yoksa törpüyle üst tapka at kesinlikle çıkartmalısınız. Siz renka kadar gitmelisiniz. Şimdi çoğu zamanda bazı kişileri cihazla çıkartmaya zorlanıyorlar. Bu yüzden onun kolay yöntemi var. Hem de evde ve salonda hızlı bir kullanılabilecek bir ürünümüz var. Sihirli Milt Remover. Bu nasıl bir şey? O hafif jol kıvamı. Kesinlikle kullanmadan önce burada tüm tozunu alacaksınız. Çünkü toz burada girer fırçaya, içeri girer. Bu doğru bir şey değil. Ürün kullandığınız zaman da hafif jol kıvamında ve bazen böyle bir, yani nasıl söyleyeyim, sakız kıvamına bile gelebiliyor. Şimdi onu sürüyoruz. Sürdüğümüz zaman da önemli noktamız nedir? Deriye hiç değmeyecek. Vetüm kaldığı yerinde, malzeme kaldığında siz böyle sürersiniz. Sürdüğümüzde çok ince sürmeyin. Birazcık fazla olsun ürünü. O zaman daha etkisi alırsınız. Sürdükten sonra bir 5 dakika kadar bekleyeceksiniz. Sonra ne olacak göreceğiz. 2 dakika geçtikten sonra biz artık ne görüyoruz? Ojelerimiz patlanıyor. Patlamaya başlayınca demek proses oluşmaya başladı. Ancak ben biraz daha bekleyeceğim. 5 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Bu zamanda tırnak biraz gergin gibi hissedebilirsiniz. Normal, çünkü çekiyor. Her tarafı çektiği için bu gayet normaldir. 5 dakika geçtikten sonra biz görüyoruz tüm ojelerimiz ve beyiz patladı. Şimdi bu böyle bir özel aparat alıyorum ve bu aparatla hafif böyle çok fazla bastırmadan bakın alıyorum tümünü. Bu kadar kolay ve basit. Önemli doğru sürmek, deriye değmemek. Öyle de çıkartacağız tüm tırnaklarımız. Şimdi tümünü çıkarttık. Fakat bazen yerlerimde uçta mesela çok az, birazcık daha beyaz kaldı. Böyle de bırakabilirsiniz ama ben sona kadar gitmek istiyorum. Bu yüzden bir daha tekrar gitmeyen yerleri bir kere daha süreceğim. Öylece de tümünü tertemizini yapacağım. Şimdi ikinci kere 3-4 dakika geçtikten sonra kalan parçacıkları da hiç vermeden çıkartıyorum. Önemli tırnağa böyle eziyet yapmamak. Böyle hafif çıkarttığım kaldıysa bir şey onu. Bana sorsa kalmadı. Tırnakları temizledikten sonra cleanser alıyorum. Tüysüz mendili alıyorum. Hem de siliyorum kalanları. Bir bakalım nasıl bir sonuca ulaştık. Nasıl? Sildikten sonra görüyorsunuz doğal, temiz ve hiçbir şey kalmadığı bir tırnağımız var. Şimdi onu şekle verebilirsiniz. 240-240 doğal törpü kullanıyorum çünkü bu da doğal tırnak ve şekli tırnağa verebilirsiniz. Bu Milf Remover sadece kalıcı oje veya dip sistem çözebilir, çıkartabilir. Jol kesinlikle çözülmez.